Kameraya bakıyorum. Değerli izleyenler, Sağlık Gündemi programı devam ediyor. Efendim, programımızın ikinci yarısında yazar ve yorumcu Demet Tekin bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz biraz önce çok değerli konuğum Mustafa Çetiner hocamla kanserden bahsetmiştik. Kendisi Kanser Savaşçıları Derneği'nde çok fazla insanın kalbine dokundu. Ama Demet Hanım'ın da Demet'in Çocukları, Çocuk Şarkıları isimli bir kitabı var efendim. Ve aynı zamanda Çocuk Şarkıları da YouTube'da, dijital platformlarda var. Ve oralarda o şarkılara tıkladıkça siz de kanser ile mücadele eden küçük savaşçılara yardımcı olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Onun için lütfen Demet Hanım'ın YouTube kanalına girip şarkılarına tıklarsanız bizleri ve çocukları çok mutlu edersiniz. Demet Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Davetiniz için çok memnunum. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Sizin gibi değerli bir yorumcuyu, sanatçıyı burada ağırladığımız için. Öncelikle sizi birazcık tanımak isterim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet, benim müzik alanındaki başlangıcım Üsküdar Musiki Cemiyeti ile başladı. Cemiyet eğitimiyle başladım bu işe. Genç yaşta lise 2'ye giderken. Sonra dedim ki ben bu yolda ilerlemeliyim. Ve konservatuvara girdim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı. Ve orada başladı bu müzik macerası diyelim. Sonra yüksek lisansımı da tamamladım. Öğretmenliğe başladım. Çünkü çocukları çok seviyorum. Çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışmak çok keyifli. Onlarla vakit geçirmek çok keyifli. Dolayısıyla ben bu işin daha çok öğretmenlik tarafını tercih ettim başta. Sonradan bestecilik de ortaya çıkınca bu sefer ikisini bir arada götürmeye başladım. Dedim ki hani hem öğretmenliğime devam edeyim, çocuklarla yine vakit geçireyim. Bir yandan da müzikte besteler yapıp onları yorumlamaya çalışıyorum. Evet. Çok üretken bir kadınsınız. Aynı zamanda ben sizin yaptığınız işleri biliyorum. Sadece Türkçe dilinde değil, Yunanca, İspanyolca ürettiğiniz birçok şey var başka dillerde İngilizce de. İngilizce de çocuk şarkılarının İngilizce de var. Çocuk şarkılarınız var. Peki bu kitabın bir hikayesi var mı? Şöyle, aslında bu bir ek kaynak kitap olarak hazırladık biz. Şu şekilde, şimdi ben bu yabancı dil konusu aslında hepsi ayrı birer proje olarak başladı. Yani ben anne olduğum için, öğretmen olduğum için çocuk şarkıları yaptım 2 yıl önce. Aslında ana dalım sanat müziği. Şimdi biraz genişten girmem lazım tabii. Evet. Ana dalım sanat müziğiydi üniversitedeyken ama biz çeşitli dallarda eğitim aldık. Sanat müziği, halk müziği, batı müziği. Dolayısıyla hepsinin eğitimini alarak ben bir harmanlama oldum. Birazcık da karakterimde de var. Her tarzı severim. Hani onun güzel yanlarını görmek isterim. İnsanlar için de böyle. İnsanlara da sevgi dolu bakan bir yapım var. Herkesin farklı tarafını görüp onun güzelliğini ortaya çıkartma düşüncem var. O yüzden bu müziğe de yansıdı. Evet, sanat müziğiyle ilgili besteler yaptım ve yorumlamaya da çalıştım. Fakat sonra dedim ki öğretmen olarak bu bir görev. Çocuklara güzel eserler bırakmalıyım. Ben de bir katkıda bulunmalıyım diyerek çocuk şarkılarını yaptım. Dedik ki bunu internasyonel olarak kullanılabilsin. İngilizce eğitiminde de kullanılabilsin. Bu sebeple İngilizcelerini de okuyalım dedik. Evet. Tabii İngilizce biliyoruz ama diğer şeylerde, albümlerde mesela İspanyolca olsun, Yunanca olsun hiç bilmeden okudum. Onlar ayrı projeyle oluştu. Genelde ben projeyle çalışmayı seviyorum. Yani bir başlatıyoruz, bir konuya başlatıyoruz. Bunu nasıl geliştirebiliriz, ne yapabiliriz? Yani böyle bir yapım var, hareketli bir yapı. Dolayısıyla sonraki albümler daha farklı bir şekilde gelişti tabii. İspanyolcayı dünya müzikleri projesiyle ortaya çıkarttık. Evet. Yunanca da onun devamında geldi. Oraya geçeyim şimdi, bilemedim. Evet, tabii onları da soracağım. Şimdi sizin ürettiğiniz bu eserlere bakınca
Hemen aklıma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur sözü geliyor. Siz de bir cumhuriyet kadını olarak aslında sanatı hayatınıza çok güzel entegre etmişsiniz. Hem de çocuklara da çok güzel, yani hediye bence bunlar. Bu şarkıların hepsi çocuklar evet. için bir hediye. Ama tabii bunun yanı sıra bir de cumhuriyetin 100. yılına özel çok güzel bir besteniz var. Yani sizin kendinizin bestelediği biraz... Ondan bahseder misiniz? Nasıl bir hikayeyle bu beste çıktı? Ben evet. dinledim, inanamadım. İki kez dinledim ve eski sandım. Size de söyledim ya yayın öncesi. Evet. Sanki evet. 40 yıldır dinlenen bir şey gibi yani. Evet. Çok güzel. Şimdi hepimiz bu ülkenin insanları olarak, bir cumhuriyet kadını olarak hepimizin görevleri olduğunu düşünüyorum. Yani ne yapabiliyorsak kendi alanımızda bu ülkeye faydalı olmalı, bazı ürünler bırakmalıyız ki sanat bir ülkenin görüntüsünü yansıtır. Biz eskiden kalan bütün bilgileri sanat sayesinde ediniyoruz. Yani mimari nasıl, eskiden kalan bize bilgiler sanat sayesinde kalmış. O zamanın sanatçıları onları yapmış. Biz de diyoruz ki o zaman bunlar olmuş. O sayede kültürümüzü öğrenme şansı buluyoruz. Ya da halk müziğimize bakıyoruz, türkülerimize bakıyoruz. Yaşantılarını anlayabiliyoruz, duygularını anlayabiliyoruz. Şimdi bizler bugün bu değerlerimize kıymet vermemiz gerekiyor, sahip çıkmamız gerekiyor. Ve elimizden geleni de yapmamız gerekiyor. Ben müzisyensem ben de ne yapabilirim? Kendi ülkem için, kendi insanım için, çocuklar için. Şimdi çocuklara bizim sanat müziğini, halk müziğini sevdirmemiz lazım. Tanıtmamız lazım. Çünkü tanımadığınız şeyi sevemezsiniz. Bunlar bizim yüzyıllardır geleneklerimizden geliyor. O zaman önce bunu öğrenip, uygulayıp gençlere aktarmamız lazım. Ben de kendi adıma dedim ki beste yapmaya başladığıma göre daha çok tabii sanat müziğini ön planda uyguladım kendi dalım olduğu için ama bütün dallara saygım, sevgim olduğu için elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Bu bapta türküler bestelemeye başladım ve yakın zamanda da 10 şarkılık bir albümümüz çıkıyor. Fakat öncesinde bu türküler arasından Zeybek bir türküyü Atatürk'e ithaf ettim. Ve dedim ki biz Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Ve ben buna benim de bir katkım olmalı, bir faydam olmalı, bu yolda bir şey yapmalıyım dedim. Ve Atatürk'ün çok sevdiği Zeybek dansına ithafen dedim ki bir Zeybek türküsü besteledim. Ve aslında değişik yörelere ait türküler de var albümde olacak yani farklı Anadolu'muzun her tarafının çünkü o kadar güzel değerleri, o kadar güzel melodileri var ki elimden geldiğince ben farklı yörelere ait farklı türküler de yapmaya çalıştım. Ama tabii ki Zeybek'i biz 19 Mayıs'ta sunduk ve dedik ki hani biz bunu Atatürk'e ithaf ederek gençlerimize hediye ediyoruz. Evet. Bu sayede tabii ki ben Türk halkına, gençlerimize, çocuklarımıza hepsine hediye etmekten şeref duyarım, mutluluk duyarım. Dolayısıyla buna layık da bir klip yapmaya çalıştık. Klibimizde Atatürk resimlerini, posterlerini kullandık. Zeybek dansını uyguladık. Hatta ben kendim de yapmaya çalıştım. Çünkü ben de dedim bir Cumhuriyet Türk kadınıyım. Bu cumhuriyet nasıl kazanıldı? Büyük emeklerle, büyük fedakarlıklarla kazanıldı. Ve bunu hem erkek hem kadın bir arada gerçekleştirdik. Evet. Zeybek dediğimiz zaman hani erkek dansı gelir akla. Evet. Ama o kadar güzel de kadın figürleri var ki içinde. Dolayısıyla kadınla erkeğin birlikte el ele vererek cumhuriyeti kurup, zorlukları aşıp, kurtuluş savaşlarını geçip bugüne kadar gelmesini gösterdiğini düşünerek evet. kendim de dans etmeye çalıştım. Evet. Öyle de bir kliple de sunduk.
Tabii kapatmadan önce klibimizi de seyircilerimize göstereceğiz. Eminim hepsi çok merak ediyordur ekran başındaki seyircilerimizin. Sanat gerçekten iyileştirici özelliği olan bir şey. Eskiden Osmanlı'da da şifahanelerde havuz başında müzikle terapi evet. yaparlarmış. Yine Yunanistan'da, eski Yunan'da affedersiniz, eski Yunan'da Bergama okulunda non scula sed vita discimus yazarmış. Yani okul için değil, sanatla hayat için öğren yazarmış. Dolayısıyla sanat hayatın her alanında olması gereken bir şey. Kesinlikle. İyileştiren, ruhumuzu gerçekten iyileştiren ve şifa veren bir şey. Burada iyileşmekten bahsetmişken, şifadan bahsetmişken biliyorsunuz şu an bir yeni normal dönemindeyiz ama bundan önce çok sıkıcı ve hepimizin bir an önce bitmesini istediğimiz bir pandemi dönemi vardı. Sanatçılar da çok etkilendi pandemiden. Evet. Belki de en çok olumsuz etkilenen dallardan biriydi sanat dalı. Siz nasıl geçirdiniz? Orada daha çok ürettiniz mi? Böyle bir inzivaya mı çekildiniz? Neler yaptınız pandemi döneminde? Evet, pandemi dönemi zannediyorum herkes için çok zordu. Herkesin işleri, hayatı tabii ki sekteye uğradı. Şöyle sanat gerçekten bir şifa. Mesela ben kendim bu besteleri yaparken kendi meditasyonumu yapmış gibi şifalandığımı hissediyorum. Evet. Ki müzik herkesi etkileyen bir faktör. Mesela çocuklarda eğitim verirken müzik çok faydalıdır. Yani müziğin o kadar çok faydası ve etkisi var ki. Şifa olarak baktığımızda evet yıllar önce başlamış bir hazırlanmış, bestelenmiş klip ile sizleri baş başa bırakarak Sağlık Gündemi ekranlarından bugün de sizlere veda ediyorum. Gerçeğin Adresi Tele1 ekranlarından ayrılmayın efendim. İşte o muhteşem klip. Haber.